Kokulu Göl. Evvel zaman içinde çok uzaklarda bir göl varmış. Bu göldeki kurbağalar huzur ve neşe içinde yaşar, gözlerden uzak korkmadan oynarlarmış. Günlerden bir gün kurbağalardan birisi, "Artık bu pis kokulu gölde yaşamak istemiyoruz. Baksanıza her taraf çöplerle dolu. Kendimize daha temiz, daha berrak, suyu daha tatlı olan bir göl bulalım," diye bağırmaya başlamış. Kurbağalardan bazıları bu yaygaracı kurbağaya hak verirken bazıları karşı çıkmış. Kurbağaların arasında büyük bir tartışma başlamış. Bir kısmı illa göçelim diye tuttururken bir kısmı ise hayır göçmeyelim demişler. Tartışma çok uzun sürmüş ama bir neticeye varılamamış. Kurbağaların en yaşlısı, en bilgesi bir kenarda tartışmanın neticelenmesini bekliyormuş. Kurbağaların bir karara varamayacağını anlayınca tartışma yapılan meydanın tam ortasına geçip göçmek isteyen kurbağalara dönerek "Susun bakalım," diye seslenmiş. "Sizler hoş kokulu, suyu berrak bir göle mi göçmek istiyorsunuz?" Göçmek isteyen kurbağalar hep bir ağızdan "Evet!" diye bağırmışlar. "Size göre gölümüz pis kokusundan, suyunun bulanıklığından, çöple dolu olmasından dolayı yaşanmayacak halde öyle mi?" diye sormuş bilge kurbağa. Göçmek isteyen kurbağalar yine hep bir ağızdan "Evet!" diye bağırmışlar. Yaşlı bilge kurbağa devam etmiş. "Göçelim dediğiniz göl, kendi gölünüzden daha mı güzel olacak?" "Evet, daha güzel olacak," diye karşılık vermişler. İçlerinden birisi, "Ey bilge kurbağa, güzel olmayan bir göle neden göçmek isteyelim?" demiş. Bilge kurbağa gülerek, "Peki, gittiğiniz gölde bir şey yemeden hayatınızı geçirebilecek misiniz?" diye sorunca, diğer kurbağalar çok şaşırmış. Hatta içlerinden bazıları gülmüş bile. Sonra birisi, "Tabii ki yiyeceğiz bilge kurbağa. Zaten daha güzel, daha temiz şeyler yemek için göçmek istiyoruz," diye cevap vermiş. Yaşlı kurbağa bu cevap üzerine, "Şimdi hepiniz beni dikkatle dinleyin. Atalarımız bu güzel gölü yurt edindiklerinde gölün suyu tertemiz, hoş kokulu, tatlıydı. Biz tembellik ettik, sadece yedik, içtik. Yediklerimizden arta kalanları, çöplerimizi düşüncesizce göle attık. Bizler bu huyumuzdan vazgeçmediğimiz müddetçe gittiğimiz her yeri kirletir, yaşanmaz hale getiririz," deyince bütün kurbağalar utanmış. Buradan göçelim diyenler fikirlerinden vazgeçmişler. Bütün kurbağalar birleşip gölü temizlemeye başlamışlar. Göl çok kısa bir zaman sonra pek güzel, hoş kokulu, suyu berrak, tatlı bir hale gelmiş.